Atkisar Barajı hepimizin bildiği gibi Çanakkale kentinin tek içme ve kullanma suyu kaynağı. Şu andaki rezervimiz 23 milyon metreküp. Doluluk oranımız %42,5. Kent ihtiyacı için çok risk, büyük bir risk olmamakla birlikte önümüzdeki dönemin kurak geçmesi halinde 2020 yılında almış olduğumuz önlemler gibi bir takım önlemler almak zorunda kalabiliriz. Ama Atikhisar Barajı aynı zamanda tarımsal sulamada da kullanılan bir baraj. Dolayısıyla eğer yağış düşmemesi halinde tarımsal üretim açısından da bir risk şu anda görülüyor. Çünkü kent ihtiyacı öncelikli olarak karşılanacağı için tarımsal sulamada su verilemeyeceğinden dolayı burada bir ekonomik kayıp olması söz konusu. Ancak aldığımız meteorolojik verilere göre de 10 Ocak tarihinden sonra yağışlı bir döneme girileceğimizi öngörüyor uzmanlar. Umutla bekliyoruz. Belediye 2020 yılında sizin de hatırlayacağınız gibi ciddi bir kuraklık yaşamıştık ve su seviyemiz o zamanlar ciddi anlamda azalmış, %22'ler seviyesine düşmüştü. Ve belediye encümeni kararıyla da bir takım önlemler aldık. Aldığımız önlemler oto yıkamaları da kısıtlamalara gittik ve burada her ay belirli bir tonajın üzerinde su kullanımına izin vermedik. Kentlilerimize sürekli uyarılarda bulunduk. Özellikle merdiven yıkamaları, iş yeri önlerini yıkamaları, bahçe sulamalarının azaltılması ya da sulama yapılmaması, kısıtlı uygulanması gibi yine benzer öneriler ya benzer önlemler almak zorunda kalabiliriz. Ama dilerim bunların hiçbirini yaşamayız. Yağışlı dönemle birlikte barajımız dolar ve gerek kent halkına gerekse tarımsal üretime hizmet verir. Vatandaşlarımıza buradan ben şunu söylemek isterim. Artık iklim değişikliği ve kuraklığa bağlı, iklim krizine bağlı kuraklığı daha sık periyotlarla yaşamaya başladık. Onun için vatandaşlarımız suyun en değerli materyal olduğunu lütfen anlasınlar ve suyu mümkünse tasarruflu kullanmaya çalışsınlar. Buradan bir başka tarımsal anlamda suyu kullanan üreticilerimize mutlaka basınçlı sulama sistemlerini, damlama ve yağmurlama gibi sistemlerini devreye soksunlar, kullansınlar, yüzey sulamaları terk etsinler. Diğer bir önerim de Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne olacak. Bu iletim hatlarını, barajların gerek Bayramiç Barajı, gerek Çanakkale Barajı gibi iletim hatlarının artık acilen kapalıya dönüşmesi gerekiyor. Sızma, buharlaşma ve tahliyeden kaynaklı kayıpların kaldırılması için kapalı sisteme acilen dönüştürülmesi gerekiyor.